ekran başındakilerimiz hazır. O zaman ilk video sorumuz geliyor. Ben yerken sen beni mi seyredeceksin ya? O zaman ucundan şöyle bir kıtır alırım ben. Anam! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime kadar aldım onları, sana mı aldım? Çüş! Benim özür dilerim de ben 6 tane görünce dedim herhalde hepimize... 6 tane kendime aldım! Hepsi durdu. Lokma mı sayıyorsun sen benim ya? Yargılıyor musun sen beni? Bak bitiririm ben seni, paramla döverim, piyasadan silerim seni. Aşk olsun ama... Yarışmacılarımızı soru pozisyonuna alıyoruz. 6 lahmacun, ayran var. Dürüm var. Dürüm var. Ayran var. İki mi ayran? Şeyler kırmızı. Turuncu. Şeyler turuncu. Kırmızı kravat. Kırmızı. Lahmacun 6 tane. Lahmacun 6 tane. Aynen. Ama Burhan aldın da Avrupa yakası değil. Soru ve şıklar gelsin lütfen. Sahnedeki kadın karakterin saçındaki bandana ne renkti? A. Fuşya, B. Parlak gri, C. Mat siyah, D. Sarı. Bakalım ailelerimiz nasıl bir performans sergilemişler? Mert Genç ailesinin performansını izliyoruz. Bandana ne renkti? Masya. Masya mı? Masya. C. C. Babam Zümra, biriniz basmadınız. Babam basmadı çünkü. Hayır ben bastım. Babam basmadı. Basamadın evet. İhale babaya gelmiş. Hak ama ben bastım. Hak etti, hak etti. Ne oldu bastığını orada? Anlayamadık ya. Ha bile tıkır tıkır tıkır. Ben bastım, babam diyor ki senin ışığını görmedim ama unuttuğu bir şey kendi ışığı yanıyor. Evet, o bizim ışıklarımıza bakıyor. Benim ışığıma bakıyor nedense. Evet. Peki C şıkkı dediniz. C doğru şıkkı cevap dedik. Olduğuna emin misiniz? Emin, ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Eminim. Evet, evet eminiz. O konuya eminsiniz. Evet, evet sadece sürede sıkıntı yaşamış olabiliriz. Sadece süreyle ilgili bir sıkıntı evet. Yaşadığınızı ama iki gün olmaz. Ama hiç belli olmaz. Hiç belki olmaz. Sıkıntı olmamıştır tabii doğru. Peki de diğer rakiplerimiz daha uzun sürede cevap vermiştir ya da yanlış vermişlerdir diye düşüneceğiz artık. Evet ben de şu anda saniyelerinize bir bakma şansı elde ettim. Kafamda saniyelerinizle ilgili bir fikrim var. Ama. Cevap doğru. Kötülerdeydik galiba. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Ama sonucu göreceğiz. Görürüz. Sonuçta iyi bir performans sergilediniz. İlk sorumuzdu bu. Bu yarışmanın en güzel taraflarından bir tanesi son soruya kadar heyecanını kaybetmemesi. Evet, evet. Çünkü son soruya kadar her şey değişebilir. Doğru. Yani bu yarışmada bu soruyu kötü cevaplayabilirsiniz ama bir sonraki soruda iyi bir cevap bir anda bütün sistemi değiştirebilir. Bir anda el öne geçebilirsiniz. O yüzden lütfen eğer istediğiniz gibi bir sonuç almadıysanız burada enerjinizi düşürmeyin. Tamam. Bir şekilde bir sonraki soruya konsantre olun. Tamam. Bakalım ikinci ailemiz ne yapmış? Bir de ikinci ailemizi Ergin ailesinin performansını izleyelim. Kesinlikle siyah. Hemen emin misin? Parlak gri değildi değil mi? Hayır şurasında parlak bir şey vardı. Mat siyah diye hatırlıyorum ben de. Net mat bence. Pistik, 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 pistik. Bence de mat siyahtı. Değil mi? Aynen. Teyze, teyze, teyze. Dur, dur, dur. Süper. Bir yandan çok da eğlenmişsiniz. Evet, bayağı. Cevabın doğruluğuna aşırı gerçekten eminim. Gerçekten gençliğinizin enerjisi belli oluyor evet. Arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz soruyla ilgili? Ya emin misiniz cevaba? Eminiz. Yani emin kesinlikle. Olduğumu düşünüyorum. Yani sanki bana kaldı gibi yani. Çünkü ben C dedim ilk başta. Siz de C şıkkı dediniz. Aynen. Evet. Aslında yani hepimiz C şıkkı söyledik. Ya o söyleyince daha çok sanki o görüntü netleşti bende yani. Eminiz ya. Sanki çok hızlıydınız. Saçlarıyla ayırt edilmiyordu o bandanası. Gerçekten hızlıydınız. Evet. Sonunda dansınızı da ettiniz. Şu anda her şey hazır. Evet. Eğer yanlışsa çok komik olsun. Eğer doğru cevap verdiyseniz gerçekten hızlı olduğunuzu söyleyebilirim. Evet. Ama teşekkürler. Bakalım işin bakalım. O tarafını bizi göreceğiz. Bizi korkutmayın. İnşallah. Doğru cevap mı değil mi? İnanın o konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım Yerinmez ailesi nasıl bir performans sergilemiş. Bir de onları izleyelim bakalım. Sahnedeki ana karakterin saçındaki bandana ne renkti? Siyah. Hangisi? Parlak B.
Ve... Bas. Tamam, bitti. 7-12. Ah! 7-12. Hayır. 7-12 tamam, bir şey yok. Onlar 11-21. Biz doğru bildik. Biz doğru bildik. Doğru bildik. Çak, çak. Doğru bildik. Parladım. Parlak gri. Parlak gri. 6-18 parlak. Onlar. Aa! Parlak gri ne ya? Mat siyah. Siyah parlak, B diyorsun. Parlak siyah değil miydi? Mat siyah. B dediniz bana. Of. Yanlış cevapladım. Tam olsun ya, mutfağınızı düşünmeyin. Onlar da. Olur, olur, olur. Aa, doğru. Mat gri. Sonradan biz hemen sürenizle aldık. Başlamıştınız. Hemen 7-12 evet. Sürenizi biliyoruz. Süreyi bildik evet, ama. Orada. Sürenizi biliyoruz. Yakak ailesinin süresini de öğrendik sizin sayenizde. Nasıl soru sizin için, emin misiniz? Siz B şıkkı dediniz. Ya, evet. Ya ben aslında siyah dedik. Aslında siyah dedik ama şey... yanlış şıkkı işaretledik. Biraz heyecanımıza yenildik. Siyah dediniz ama yanlış şıkkı işaretlediniz. Evet. Yanlış rengi işaretledik ama yani. Ama gri de çıkabilir tabii, şu anda şey yapamıyoruz. Biz parlak gri olarak... işi pardon, mat griydi değil mi? Parlak gri. Parlak gri olarak işaretledik mat ama siyah denildi. Heyecan oldu. Ben belki de bakıp göreceğiz. Biz şu anda şeyiz yani. Şu anda göreceğiz. Cevabı bilmiyoruz. Ya da yani siyah deyip gri çıkarsa... Şu an bir tek biz gireyiz. Şu an hiçbirimiz cevabı bilmiyoruz. Evet. 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 Her sonuç aynen. Çıkabilir. Evet. B de çıkabilir, aynen. C de çıkabilir. Biz öyle yanlış İki tane zaman... C şıkkımız var değil mi? Siz de evet. C şıkkıydınız. Evet. Onlar C. 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 İki C şıkkımız var. Yerinmez ailesi. B şıkkımız var. Bakalım. Bakalım. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Bakalım yakak ailesi nasıl bir performans sergilemiş. Yakak ailesi hangi şıkkı cevaplamış? Bir de sizin performansınızı görelim. Hadi bakalım. Her saçındaki bandını ne renkli? Hadi bakalım. Ne Yako? Yako ne? B mi bastın? Ne bastın? C. Hayır. Hayır, geç bir şey söyleyeceğim. Mat siyah değil. Mat siyah. Mat siyah. Mat siyah. Parlak gri de olabilir. Hayır, mat siyah. Mat siyah. Mat siyah. Ama biz geç yaptık. Mat siyah. Olsun. Hemen hem doğru. Olsun, sıkıntı yok. Doğru, doğru olsun bizim için. Parlak gri de olabilir ama ikisinden sonra. Bir dakika düşünüyorum. Saçlar. Hayır, saçlarının örgüsünde vardı o. Nasıl dikkat etmeyiz buna? Hayır, ben ettim. Dur. Örgülerine baktım ama üstüne falan gitti gözüm yani. Dekoltesine gitti. Orada bir renk sorar mı falan diye. Mat siyah tabii. Bir dakika. Bir dakika, mat siyah abi. Parlak siyah vardı. Ya. Hayır, parlak siyah vardı. Abi. Siyah. Bir şey 40 kere söyleyince oluyor mu olmuyor mu göreceğiz. Göreceğiz. Parlak siyahla. Parlak griyle mat siyah arasında mat kaldık. Siyah kaldınız. İkisi de olabilir. Yani doğru cevap evet. Vermemiş de olabiliriz ama belki bilmiyoruz. Belki ikisi de diyeceğim yani. Yok yok. Şimdi ikisinden biri de ben şimdi bana kalırsa geldi. Şey olarak düşünüyorum. Zaman önemli ama bence hepsine doğru cevap vermek daha önemli. Bence o belirleyecek kazananı. Siyah diye falan. Bence gerçekten için. Önemli olan tabii ki hepsine doğru cevabı vermek. Bence illa birileri yanılacak. Evet, seyirci evet. Yani burada yarışmacılarımız iki şıkkın arasında kaldılar. Parlak gri ve mat siyah. Evet. Üç ailemiz mat yanlış siyah dedi. Evet. Bir ailemiz parlak gri dedi. Onlar da mat siyah dedi ama parlak griye başladı. Evet. Evet. Cevabı gerçekten ben de çok merak ediyorum. Evet. Sizler ya, de merak ediyorsunuz. Siyah siyah derken tarıyor evet, evet. Ya. Yani onların söylemleriyle eylemleri bir olmadı. Evet. Evet. Bir olmadı evet. Evet. Bakalım. Heyecandan. Söylemleriyle eylemleri bir olmadı. Doğru cevap vermiş olabilirsiniz. Yaramadı mı? Yanlışlıkla. Doğru cevap vermiş olabilirsiniz. Cevaba geçiyoruz. Bakalım cevabımız parlak gri mi, mat siyah mı? Ben yerken sen beni mi seyredeceksin ya? O zaman ucundan şöyle bir kıtır alırım ben. Sahnedeki kadın karakterin saçındaki bandana ne renkti diye sormuştuk. A. Fuşya. B. Parlak gri. C. Mat siyah. D. Sarıydı. Ailelerimiz çoğunluk olarak mat siyah dediler fakat cevabımız B. Parlak gri. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Her ne kadar yanlışlıkla yaptınız da. Evet, evet. Gerçekten. Doğruyu bulduk. Doğru cevabı verdiniz. Ama hayır. Yarışmadan önce dışarıda sizinle tanışırken İlker Bey şanslı olduğundan bahsetmişti. Şu anda örneğini gördüm. Gerçekten şanslısınız. Evet. Ama şöyle ben dedim ki parlak siyahtı dedim. Ben evet. O pulları siyah olarak görmüştüm. Parlağın yanındaki griyi ben okumadım direkt. Parlaksa parlağı hemen bastırdım. Sonra siyah olduğu aklıma geldi. Dedim ki ben eyvah. Mahvettim takımı.
Meğerse doğruymuş, çok mutlu oldum. Çok sevindik. Süper. Tebrik ediyorum Siyer'in mezarını. Yeni açıldı. Güzel bir başlangıç. Yeni açıldı. Bravo. Şimdi bir performanslarınıza bakalım. Bakalım aileler arasında kaç saniye fark var? Yerilmez ailesi 7 saniye, Ergin ailesi 6-19. Gördüğünüz gibi saliselerle gerçekten bir saniyeden daha az bir fark var aranızda. Mert Genç ailesi 9 saniye, Yakak ailesi 11 saniye. Eğer hepiniz doğru cevap verseydiniz böyle olacaktı. Maalesef bir ailemiz doğru cevap verdi. Yerilmez ailesi, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Heyecanımız birazcık yatışmıştır diye tahmin ediyorum.